Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Günlerimiz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz, iyiyiz, iyiyiz. Beni soracak olursanız, gördüğünüz gibi saçımı kestirmem lazım. Gördüğünüz gibi Allah'ımıza binlerce şükür. Hoş geldiniz efendim. Gönlümüze, evimize. Şimdi nereye gideceğiz? Vallahi balkona öyle çıktım, böyle çıktım. Uzun kollu mont giysem sanki yakacak. Öğlene doğru şimdi sabah. Yeleği giysem dert, mont giysem ayrı bir dert. Ama önce ne yapalım? Para düşmüş çantam. Önce şurada poşetlere koyayım da Hakan'ıma çorba. Nereye gidiyorum? Özledim çocuğumu ya. Dergine. Dedim gitmişken çocuğuma hem çorba götüreyim. Çorbayı hazırlarken ya pişirdim dolaba koydum. Kavanoza dedim oğluma dedim şey çorba getireceğim. Vallahi dedim her geldiğimde dedim hep unutuyoruz dedim ben zeytinyağı vereceğim. Belgine bir kilo kadar. Bir de yürüyerek geleceğim. Gözüm dedim kesmez şimdi hem zeytinyağı hem o. Çantam zaten benim maşallah küp taşı gibi. Ne ararsan var. O geldiğinde de unutuyoruz hep dediğim gibi. Şimdi faturalarımı yatıracağım. Burada yoğurdumu hazırlamıştım, yiyordum. Mesaj geldi de aşağıdadır faturalar. Dışarıya çıkmadım ya dün. Giderken faturalarımı da yatırayım. Başka çöpümü çıkardım. Bir şey daha vardı aklımda. Ha. Yoğurttan sonra sabahki ilacımı alacağım. Öğlenkini yanıma alacağım. Akşam evde içerim. Havaları ben neden şey yapmıyorum? Ne tam kalın giyinebiliyor ne ince giyinebiliyor. Şimdi üstüme montu alırım. Yanar dışarısı. Öğlenleyin dışarıya çıkacak olsak. Yelek alsam birden kapatır mı? Hava kapalı yağacak gibi, yağmayacak gibi. Ne yapacağı da hiç belli değil. Öğlen ilacımızı da alalım. Unutmayayım aklımdayken. Aklımızdayken onu da
Hayır, çantamı alayım. Sabahkini içeriyim. Yavaş yavaş sağdan sağdan yola düşelim. Çıkarken arayacaktım kızımı. Dur, çıkarken ama. Kaçta geleceksin annem dedim. Havalar kapalı, erken aydınlanmıyor dedim. Vallahi ben çıkarken dedim sana alo derim. İlacımızı da aldık. Son kez ben etrafı kontrol edeyim. Hep beraber yavaş yavaş sağdan sağdan hem yürüyüşümüzü yapalım hem belgenimize gidelim. Çok özledim oğlumu. Neredeyim? Şu an Şarampol'de. Esnaf daha anca yeni yeni açıyor. Kış mevsimi arkadaşlar, yani erken açmanın da anlamı yok. Karşı taraf bazıları açık, bazıları kapalı. Ne diyor kızı? 25 milyonlar. Bak şimdi beni ta karşıya getirecek ya. Biliyorsunuz Belgin'e giderken de burada bir süre eşofmanımı ucuz almıştım. Ben size... Kırmızı kırmızı. Ha, pijamaları buradan aldım işte. Burada bura mıydı? Aynen burası obje. Ya şu karşıki etiket bana ters geldiği için okuyamıyorum. Fiyat kaç diyor ya. Şimdi karşıya geçeceğim ha. 25. Ben karşı taraftan bakıyorum ya. Etiketinde tersi gözüküyor. 52 gibi. Ya 50 de uygun. Aynen 25 ama küçük beden. Şimdi şuradan gene karşıya geç. En çok korktuğum şey şu tramvay geçiyor. Karşıdan karşıya geçerken her iki tarafa da o kadar iyi bakıyorum ki araç olsa bakmam. Acaba tramvay geçecek mi diye. Araç durur, bu durmuyor ya. Öteki karşıdan da geliyor. Benim yolum karşı. Şöyle karşıya geçelim. Vallahi insan şey, etiketi öyle 25 görünce ne kaldı 25? Hoplayıverdim karşıya. Ama küçük beden. Aman güvercinlere. Trafik polisi de düdüt düdüt yaptı gitti. Ay bebek arılıyor. Eyvah nasıl geçeceğim orada. Bakar mısınız güvercinlere? Tramvaydan şey yaptılar ya. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş hareketlendi. Benim de çok az bir şeyim kaldı, yolum kaldı. Bakalım hakanımız uyuyor mu, uyanık mı? Evet, çalışmıyor, görüyoruz. Meclis ilk yukarıya doğru çalışıyordu. Niye onda tat alamıyor mu? Hayır, ben Gülcan'da çay içtiğimden beri şundaki tadı alamayınca buna demledim. Bu daha güzel oluyor. Başladım. Çaydanlıktaki farklı oluyor tabii. Ya tabii canım, daha güzel oluyor. Börekleri. Ooo, fırınında
Güzel pişirmiş. Eski fırının altını pişirmiyor. Ha evet, bu var ya, altını şu ortada pişirdi. Çok güzel pişirdi. Evet, ona baktım da. Baksana. Önce altını kızarttı bana. Öteki fırını öldürecekti adama, altını pişire pişir. Biz de bir şey altı atıyoruz, altı pişiyor. Ondan peki. Sonra öyle değiştiriyoruz. Evet. Trabzon ekmeği. Oğlum şeycik, baksana içi. Hı hı. Kahvaltıya yetiştik, evet. Bu arada tekrar kızım da günaydın dedi. Evet, ne bileyim, ay günaydın. Bir de ne bileyim, alışkanlık haline geldik. Sabah yalan kahvaltı yapacağız. Bazı arkadaşlar diyor, unutuyor. Belgin diyor, senin diyor videolarda çıkıyor da diyor. Öyle bir bakıyor, insan bir günaydın der diyor. Ha, şimdi ama günaydın demedin mi yine? Hiçbirin dedi. Şimdi de mi demedi? Demedi. Ha, ben günaydın dedim zannediyorum ya kendimi. Ha tamam, özür dilerim. Herkese merhaba, herkese günaydın da. Ay ekmeğim çok güzel ya. Evet, ekmeğim bir senin. Isıtmışım. Aha. Ben dilimler de koyarım. Aynen. Ha, ben de dilimler de koydum da. Hani şimdi seninkini dilim demedim. Bunları ısıttın mı anne? Evet. Bir daha ısıtayım mı istersen? Yok hayır ısıtma. Ne, sofra bezine? Hadi bakalım. Evet, ben sofra bezine bak. İkinci çekmeceden. Yerleri değişti mi diyeceğim. Yok. Şimdi Hakan uyuyor. Hakan'ı beklersek... O gelsin. Aynen. Ben acıktım ya nedense bugün. Ben de yürüdüm ya. Sen yürüdün. Ben yürümedim ama. Ben yürümedim halde acıktım. Valla sabah kalktım. Havalar soğuk, biraz yürüyüşü şeyi yapıyorum ya. Ay evet. Çıkmayınca zor geldim. Ben de yürüyüşü var ya, akşamları bıraktım artık hastaneye. Bıraktım ama havalar çok serin, üşüteceğim diye korkuyorum. Ben üşütmemem gerekiyor. Üşüttüm mü kötü. Bir şey daha... Anne sen çikolata yemezsin zaten. Hayır. Çayı ben zaten üstüne içerim. Evet, sana o yüzden bardak çıkarmadım. Kendime çıkardım bardağı. İyi, hadi bakalım. Ay, gözleri dal. Ha, o açacağını bekliyoruz. Belki de atmayabilir. Günaydın. Günaydın. Yeni kalktı. Doktora gidecek. Ne için? Gereğinden fazla su içiyor. Feyza da kan vermeye gittiğimizde Bayram Bey'e söyledim de gece içiyor dedi, içiyor dedim. Feyza da gece kalkıp su içiyordu. O zaman dedi bir doktora gideceğim o dedi. Allah. Aşırı derecede su içiyorsa gitsin. Hele gece içiyorsa gitsin dedi. Gece içmemesi lazım. Ay, ne içmemesi lazımmış canım? Ay, anne çok hani derler ya, insanlar her akşamdan kalkıp içim mi yandı, bunu içi yanmış gibi su içiyor ama. Allah Allah. Kendi içecek. İçi yanmış gibi su içiyor bu. Bayağı bir içiyor. Ah, o suyu keşke ben içsem. Bir biberon su içer yani. Bu da fazla. Gel, dur kalkmadan çıkmaz anne. Almış gibi. Oğlum. Bir de çok idrar yapıyorum dedim, yapıyor dedim. O zaman götür dedim. De o suya rağmen tabii. Tabii bir şekilde girer su çıkacak da. Bir güzelmiş bu. Ne bu ne? Keçeli kalem, ucundakiler boya. Feyza'nın da o. He, bir. Kapat bakalım. Turuncu. Hadi mor. Sarı. Mavi. Yeşil. Av! Oh! Kendine gelemedin ama. Aynen. Oğlum. Yüzleri güzel yavrum benim. Oh. Çok güzel gözlerim var. Çok güzel gözlerim var. Çok güzel gözlerim var. Çok masum bakıyorsun ama. Hani maması? Daha kendine gelemedi. Bazen hemen yiyor ama akşam güzel yedi. Oğlumun masası neredeymiş masası? Aç ağzını anneciğim. Aç. Oğlumun masası neredeymiş masası? Hah, masal aradığımız yok ki. Oh! Sindi ama yine. Ama olsun, şey yapmadı şöyle. Aynen işte, sen bakışına kurban olsun olsun. O bakışın çok güzel. Bak bakayım bir kere daha öyle. Gözlerin içi gülüyor oğlumun. Bak. Hayır, bir gün kafeye gittik, oturduk. Karşıma kız geldi, çok güzel. Kıza nasıl gülüyor bir görsen. Bir düş beni cinle kıza. Bak. Kız bayıldı mı da? Kıza hiç kimseye gülmediği şekilde güldü. Bak ya. Çekil. Gel. Gel hadi mama yedireyim ben sana birazcık. Gel. Gel mama yiyelim mi, gel. Adliyeye gideceğiz. Sabah hava ne kadar kapalıydı, açtı. İyi ki mont giymemiş. Sıcak mı şurası? Valla ben iyi ki senin annem. Şimdi bak güneş çıktı ama soğukluk derecesini bilmiyor.
güneş görünce camlarımın pisliğini bilmiyorum. Valla bir cam silemem ben bu camı, bu saatten sonra cam. Bir kere düşüyordum ya. Ya bırak ya, bırak Allah aşkına. Beşinci kattan çıkmıştım sonra. Tövbe tövbe, sileceksin de ne olacak? Bir, ya bir hafta sonra yağmur yağacak. Pis gül. Gene batacak, o zaman da batacak. Aa valla hiç şey yapamam. Panjurları yok muydu bunun, var? Var. Var. Ama yağmurda panjurda kapatıyor ki panjurları yıkıyor yağmurda. Hiç olmazsa onlar bir kiri, pisi, tozu gidiyor yani. Evet, topu dikti. He, çok seviyor öyle yatmayı. Yavrum! Gel mamayı yiyelim, gel. Hadi gel, hadi mama. Hadi yemeyeceksen kaldıracağız, kahve saatimiz geliyor. O yer. O yemeden çıkmaz o. Canım yiyecek tabii. Gel hadi, kahve gel. Kahve içeriz diyor. Var. Nazlanma. Al. Ne yapsın çocuk onu? Bu kendi şimdi onlar renkli ya. Şimdi ona taktı. Allah da içi boş koydu. Evet. Hiçbir şey yapamıyor. Kalemi de ben koyayım. De onu şey sandım. Boya olarak sanmadım da üstünde renkleri gördüm. Basınca ötüyor ya böyle, hani müzik çalıyor. Öyle bir şey sandım. Yok, onun iki tane keçeli kalemi vardı. İkisinin de ucu vardı. Çift tuşluydu. Feyza oraya batırıyordu. O renkte yazıyordu keçeli kalem. Tuhaf bir şey. Anlamadım ben onu. De bitmiş. Hadi şey, kaldıralım ama sonra yedirsin. Hadi anne. Dur, gel, gel gideceğiz. Gel. Hani oğlumun masası? Ay, çok güzel annesi masa almış oğluma. Hakan. Kuzucuk oturmuş yalnız buraya. Gel. Ne olmuş? Kuzucuk oturmuş buraya diyor. Güzelmiş. Hakan'ın oyun masası. Şurada işimiz vardı. İşlerimizi bir halledelim de. Nerede o? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ay şu yeteri de pek güzel olmuş oğlum. Ay hiç ölçüsüz yaptık. Çocuğuma öreyim böyle ben. Bunların uzun olması güzel oluyor. Evet, ötekileri denedin mi hiç? Şey, o sarfonu tam deneyemedim. İşte bunu çok güzel. Bu hem yumuşak ya. Bak, bunun örgüsünden açılıyor. Evet, evet, rahat oluyor ama. Ötekileri de açılır da bir öteki kırmızı açılmaz. İstiyorum ama. Dur anan kendine gelemedi. Gelemedim ama çok acayip ya. Tırnağı ters döndü. Evet, yapıştırıcı tırnağından çıktı. Ay belgin iyi duruyorsun, ikisi de kapşonlu. Aa ben severim. Hayır biri kapşonlu öteki de kapşonlu. Çıkarmış mı? Çıkarmış mı? Ne güzel. Ha bunu alalım mı da? Fransız olmamız lazım. Hadi bakalım. Hava düzeldi biraz. Evet ama ben üşüyorum. Ben hasta olacağım herhalde. Ne oldu? Sen sonuçlarını aldın mı? Ne? Kan değerlerim. Ne varmış? Kolesterolüm varmış. Tövbe tövbe. Sende kolesterol olmaz ya. Var. Zayıfladın iyice. Ama kolesterol şişmanlığa bakmıyor ki. Yediklerine bakıyor. İsmail'in hamileliğinde çıktı. Hala var. Hayır şey, sen baş dönmüyor mu dönüyor? Halsizlik mi ondan gitti? O mu yapıyormuş? Yok o yapmıyor aslında. Onu ben de bilmiyorum. Doktora gitmem lazım. Anne mi? Doktora gitsene ona sen. Hiçbir şey değil. Ne zaman gideceğim? Hakan'ı götürmem lazım. Aslında Hakan gidecek doktoru şimdiyle. Abi benim suyumu unuttu. Bırakacaksın mı? Tamam. Ben de diyorum kime bağırıyor. Yok bir ödüm sağladım da. Geç abi sen. Kolay gelsin. Su aldım, birine getirdi. İkisinin sırasını verdim. Su kalmadı. Ben sana sonra getirem dedim. O yüzden de benim suyum oldu. Yedekliye. Ha, ben yedekli. Beşinci kat olunca sürekli gelmiyor ya. 3 gün önce benim de tüp bitti. 300. 10 mi 20 mi ne? Tüpler olmuş o kadar. 120 liraydı bir yer. 90'dı 120 idi.
Yam 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 yam. Am yam 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 yam. Eyvah eyvah. Tatlı vermiyor mu artık? Ha, özlüyor. Senin için hemen kesersen sinir yapar dedi. Çok sakin zaten. Bir de sinir yapmasın diye. Maşallah tam da havuzun arkasına oturduk. Su aldım da o yüzden. Gel ha. Bakalım mı? Hadi eyvah eyvah. Vallahi koca bir simitten bu kaldı. Yer sever o. Maşallah bak. Belgin'in de kahve içtik ama. Çarşıda gez 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 nevrim döndü. Bir yere oturalım annem dedim, yok dedi. Hemen bir kahvemi yapayım. Önce bir duşu şekerleriye aklıma geldi. Tatlı kaşık. Şöyle azıcık şekerimizi koyalım. O eriye dursun. Ben bir üzerimi değiştireyim. Yine bir şöyle soyunduk, dökündük kendimize. Gelelim elimizi, yüzümüzü yıkadık. Belginlerde içtik tabii ki. Kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik ama şey yapmadı o. Saat kaç oldu? Geç oldu. Tekrar bir kahve içesin. Zamana geldi. Dedim Belgin'e içelim. Oturalım bir yere. Onun da işi var tabii ki. Bir de Hakan var. Belgin'in aceleden düşünün artık. Şöyle söyle bana ayırdıklarını. Ekmek. Sonra şey. Tereyağı falan. Onları bile unuttum. Yolu yarıladım. Belgin'i aradım. Dedim Belgin efendim. Benim arabada unutmuşuk annem. Aşağıda arabada arabanın altına yağı falan peynir koyduyduk. Evet dedi. Bir daha dedi ben geldiğimde getiririm. Tamam o zaman dedim. Şöyle bir. Ay gerildim çarşıda da. Niye öyle olduysam. Kahvemizi alalım, doğru kahve köşemize bir geçelim. Et hadi et. Nazar mı dedi tahta kaşıkla yaptım diye. İlla ki metal mi istiyor? Hayır dedi. Yoruldum. Bir kahvemi içeyim de. Çok çabuk hallettik işlerimizi de. Arabada şeyleri de unuttuk. Peynirleri de neyse Belgin de dedi ki ben dedi gelin bir geldiğimde. Getiririm anne dedi. İyi tamam kızım dedim ben. Ne diyeyim artık. Ona gittim. Belgin'e gittiğimizde şey. Taner diye bahsetmişimdir ben eski videolarda anılarımda. Yemek fabrikasında çalışırken bir kaza falan yapmıştık diye. Kolu kırıldı. Yavrumuzun, oğlumuzun birinin. Kaptanımızı kaybetmiştik. İki çocuğumuz, Taner'inki ağırdı. Bayağı bir uzun süre yattı. Onu konuşuyorduk. Belgin de anne dedi. Şey dedi. Taner diye birini tanıyor musun dedi. Direkt aklıma düştü zaten. Bahsetmişim size. Bahsetmiştim sizlere de. Dedim evet. Şey yapıyorum. Dedim hani yemek fabrikasından falan kaza maza deyince tanıyorum tanı ne oldu? Bana dedi şeyden yazdı anne dedi. Aklıma gel yavrum gene kıyamam.
aklıma düştüm, anne der bana o da. Hiç unutamam dedi, hastanede bana baktığını dedi. Gurbetten gelmiş çocuklar. Ben öyle göz yumukta şey yapamam ki. Ben ilgilendim hep. Yani Belgin de tabii tanımıyor onu. O zaman Ebru çalışıyordu yanımda. Baktım, hani sen o zaman Belgin tanımayınca okuyordu Belgin. Sen demiş o zaman okuyordun demiş. Hani sen hatırlamazsın ama tabii ki fabrikayı falan söyleyince tabii ki Belgin hatırlıyor da çocuğu hatırlamıyor. Dedim getir bakayım şunu, hemen yazdım Face'ten. Hani belki anne dedi seni sorar dedi, numarayı ister, ben pek fazla cevap ver, konuşmak istemedim dedi. Dedim önemli değil, biliyorum. Birkaç tane öyle evladımız vardı. Bir tanesini de Umut evine yerleştirmiştim. O da var ya evlenmiş etmiş, geldi buldu bunun karısı, doğurdu, doğuracak bana. Faizen'le ben evlendim, eşim hamile, eşim bu diye geldiydi. Kıyamam, Umut evine yerleştirmiştim onu da. Ailesi anne vardı ama dışarıda kalıyordu. Çekip almıştım o zaman onu da. Neyse hemen şey yaptım, dedim at bakayım numaranı. Aman dedim Taner oğlum dedim ben şey... Konya Ereğli, buradan selam olsun. Dedim çok uzak değil, yakın şurası dedim. Ben Antalya'dayım dedi. Ay çok sevindim. Tabii daha çarşıya dışarıya çıkmamıştık. Dedim görüşelim. İşte eskilerden falan dedim. Taner'cim oğlum dedim ben şimdi işimiz var, onları halledelim. Ama dedim madem Antalya'dasın, evlenmiş. İki tane de herhalde büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam yavrusu varmış. Dedim görüşelim, şimdi acil işim var dedim, ben telefonunu kaydediyorum, sen de kaydet, görüşürüz, tamam anne dedi. Öyle kapattık, çok sevindim. İşte bak insan kendisine yapılan bir iyiliği unutmaz, bir kötülüğü unutmaz değil mi? Bak nereden nereye, daha o zamanlar kaç, 16-17 yaşlarındaydı herhalde. Şimdi koskocaman evlendi etti dedim. Kilo almış. Çok zayıftı o zamanlar. Bayağı kilo almış. Tabii yıllar geçti aradan. İki tane çocuğu evlenmiş. Aradım diyor. Askerden diyor geldim diyor. Uzun uzun konuşmak istedi. Ben farkındayım bunun. Antalya'ya geldim direkt diyor. Aradım bulamadım diyor. Tabii telefonlar değişti. Neyse kahvemizi içelim. Çok duygulandım o şekilde beni aramasını, unutmamasını. Çok sevindim. İnşallah görüşürüz. Nasıl olsa Antalya'daymış. Karı koca çalışıyorlarmış. Nerede oturuyorsun buradaydım? Varsak tarafında dedi. Turizmle ilgili çalışıyormuş şu an. Dedim iyi güzel. Dedim görüşürüz oğlum. Görüşürüz dedi o da. Dedim şimdi işimiz var. Kapatıyorum. Kusura bakma. Sen de kaydet numaramı dedim. Tamam dedi. İşte eskilerden, o günlerden yani yad edip konuşulacak. Başka ne olur yani onun özlemi. Bir de hemen zaten direkt ben arar aramaz hemen telefonunu yaz dedim, ben hemen aradım. Direkt anne diye açtı herhalde zaten telefonu. Anne nasılsın diye açtı, kıyamam gene. Duygulandım neyse. Kahvemi içeyim. Erken çıktım ya. Dün yapmıştım ama üstünden şöyle bir yerde saçlar var, üstünden sübrikeyi bitireyim. Kafamda bin bir çeşit şeyler dolanıyor. Bakalım uygulayacağım mı? Uygulamaya niyetlenirsem evi bir süpüreyim, sizlerle paylaşacağım. Oturdum, kalktım. Bir iki dürteledik. Kararımızı verdik. Şimdi ne yapak, ne yapak? Zeytinyağı mı koyacaktım ona be? Aynen. Edepsiz çocuğun gün geçtikçe şey, Hakan'ı dur,
Kıpraşma. Alışıyor okula gitmenin de faydaları var. Olmaz olur mu? Eskiden hiç elletmiyordu. Şimdi kuzum benim gene ya. Oyun yapacağım diye uğraşıyor. Anneannesinin yavrusu. Zeytinyağımızdan da şöyle bir dökelim. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Birazcık da yoğurt. Limonu koyduydum zaten. Bazı arkadaşlar oradan der, o neydi? Süt, lahana ile şey, havuç rendesi. Böyle salata gibi bütün ekşisin, meçisin koyuyorum. Bir de yoğurt koy üstüne, daha güzel oluyor. Dün böyle bundan bir tabak ben maşallah götürdüm. Bu şekilde. Kim diyordu onu aç geziyorum aç diye. Evet bu böyle azıcık beklesin ben ne yapayım? Düşündüm taşındım Ebru'cumla konuştuk uzun uzun. Ebru'dan sonra yine tekrar bahsetmiştim ya. Benim çok 20 seneye geçik. 20 seneden de fazla. Yarımda çalışalım diye. O arada belki 1,5 saat onunla konuştuk. Kıyamam yine. Dedim ben inşallah görüşelim. Çalışıyorlarmış. 2 tane yavrusu varmış ama ne sevindim. Şimdi onu ben yemeden aklıma bir fikir geldi. Kıyafetlerimi hazırladım. Ben gidiyorum. Nereye? Vallahi bilmiyorum. Sabah erkenden gidiyorum. Şimdi valizimizi bir yerleştirelim. Hava iyice geç olmadan, yeterince oldu. Vallahi elime geçtiyse, ne geçtiyse topladım, attım buraya. Şimdi... Otobüs nereye götürse, bu böyle bundan takım olsun. Sen de şöyle takımsın zaten. Çek bir bakalım ayağımın altından. Daraldım, daraldım. Oturdum, oturdum. Bir iki dürteledim. Dedim kalk, kalk kadın, kalk. Evet, sen de şöyle ikiniz. Sen şöyle... Şöyle siyahla. Çok seviyorum bu rengi de be. Biraz sulansın. Yoğurtladım ya onu. Gerçi yoğurt sulu da. Bunların da ikisi böyle. Bunlar pijamalarım. Pijama bir kat daha mı alsam acaba? Bir, iki, üç, dört, beş. Neyse ben bir kat daha pijama alırım ya. Kaç tane oldu? O siyahladı bu. Bak siyah manyağı. Başladı siyahlar çıkmaya. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir hafta kalsam çamaşır yıkamamak için.
bu şekilde alıyorum. Burada çorabım var. Bir şey koymayı unuttum içine. Allah'ım neydi günahım? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yolcudur Abbas, kimselere bakmaz. Hep beraber bakalım nerelere nerelere gideceğiz. Ama ben bunun içine bir tane daha şey koyayım ya. Kendime pijama. Yazın gözünü seveyim. Çok sıcak oldu mu pek katlanamıyorum ama en azından yer kaplamıyor kıyafetler. Bu böyle işte iki tane koydum mu doluyor. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi hepiniz de merak ediyorsunuz. Acaba nereye gidiyoruz? Hep beraber, ben sizi biliyorsunuz bırakmam. Gittik mi hep beraber gidiyoruz. Siz beni bırakmayın, ben sizi bırakmayayım. Aman ellerimiz ayrılmasın. Ah işte doldu. İşte gördün mü? Nasıl koyacağım ben bir kat daha pijama? Sabahlık koyacaktım buna. Havlu koyacağım. İşte. Yazın gözünü seveyim. Doldu bu. Şu daha hafif ince. Şunu alırım. Can Tuğbişimi öpüyorum buradan. Kulağı çınlasın. Ona havlu da alacağız da. Alır mı bu valiz bunu? Hiçbir şey diyemem. İlaçlarım var daha. Neyse, olduğu kadar, olmadığı kader. Yapacak bir şey yok. Kalkayım gideyim şimdi yoğurt salatamızı yiyelim. İşte 5 dakikada hazırlandı bu. Yarın sabah. Almadı valiz, kafama takıntı yaptı. Onun içine daha şey girecek. Bilgisayar girecek. Bilgisayarı nasıl alacağım? Tamam, hadi çantasına koysam. Elimdeki çanta istemiyorum yani. Bir o. Ekşisi çok gelmiş. Bunda ağzıma. Bakacağız artık. Olduğu kadar diyeceğiz, olmadığı kadar diyeceğiz. Arkadaşlar bunu sizlere de tavsiye ediyorum, yapın. Yalnız benim gibi limonunu çok koymayın. Abo, buruşturdu her yerimi. Merak ediyor musunuz nereye gideceğiz? Bak bugün de yan koydum size. Nereye gideceğimizi büyük ihtimalle bazı arkadaşlar tahmin etmiştir. Hmm.
Berdin haklıymış. Onunkisi ince ama hakikaten çok su emebilir. Daha sert. Bir de şöyle baktım, onunla iddialaştım. Benimki yumuşak, onunki taş gibi. Bir de diyorum ki ona, benimki taş gibi, at kafayı yarar diye. Onun değil, yumuşak benimkisi zaten. Onu öyle söyledim ama ne yapayım. Ben kaçayım gideyim öncesi. Şu valizi elden geçirmem lazım. Kafama takıldı benim o. Almayacak çünkü. Huzursuz olacağım. Yani. Orada da yazıyı okudukça bir de gülücük koymuş. Seda, Allah kahretmesin. Şuraya her oturduğumda okuyorum onu. Kuru yemişe devam teyze. Aynen. İçinden çıkaramam. Kıyafet. Neyse ben kaçayım gideyim de tekrar onları bir gözden geçireyim. Güzel bir videomuzun güzel. Ay oğlum güzel bir videomuzun deyince annenin gözümün önüne hakarım. Çok tatlı bakıyor. Nasıl bakıyor öyle gözleri çipil çipil. Annenimi çok özlemişim. Çorbayı koydum. Çorba götürdüm ona. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. Canlarım benim. Hepinizi kokulu kokulu oh öpüyorum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.